güzel bir tatlı hazırlayacağız. Şöyle malzeme listemiz yavaş yavaş bir ekranlarımıza gelsin. Evet. Tatlımızı hemen yapmaya başlayalım. Sonra yine hem pratik bilgilere hem de tariflerimizi tekrar anlatmaya devam edeceğiz tabii ki. Efendim sizlere kaşık tatlısı yapacağız dedik. Kaşık tatlısı için 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat, 2 su bardağı da un kullanıyoruz ve kızartacağız. Kızartmak için de 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Bir de şerbetimiz vardı biliyorsunuz. Şerbetimizi ne yaptık? Reklama gitmeden önce hazırlamıştık. 3 evet. su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve 1 dilim de taze limon ilave ettik şerbetimize. Evet. Şimdi ustamıza dönüyoruz. Evet, şimdi Ayşegül Hanım'ın malzemelerimizi saydı sevgilicilerimiz. Biz de şimdi tekrardan ben malzemelerimizi anlatayım. Ondan sonra hemen yapılışına geçelim. Şimdi tatlımız için ne yapıyoruz? Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Onu siz 15 dakika veya 20 dakika önce hazırlayın ve soğutmaya bırakın. Şimdi şerbetimiz hafiften biraz soğuması gerekiyor. Biz de gördüğünüz gibi şerbetimizi hazırladık ve hafiften soğutmaya bıraktık. Şimdi şöyle tatlımıza geçiş yapacağız. Tatlımız için bize neler gerekti sevgili izleyenler? Çok fazla bir malzeme gerek yok. 3 adet yumurtamız. Şöyle gördüğünüz gibi. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz. Şöyle bir alalım. 2 su bardağı kadar unumuz ve 1 çay kaşığı kadar da bizim karbonatımız var sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yumurtalarımızı şöyle alıyoruz. Geniş kabımızın içine şöyle bir kıralım. Evet, ben bu tatlıyı hatırladım. Dün ya hani Allah'tan başka bir şey isteseymişim belki olurmuş bugün. Dün dedim ya usta bir tatlı vardı annelerimiz böyle küçükken ben çok yapardı bize diye. Hatırlamaya çalıştım nasıl diye. Şimdi böyle ustamız yapmaya başladığı anda inanın hafızamda canlandı. Çok güzel bir tatlı oluyor bu. Evet. Böyle şimdi ben hazırlayayım. O da siz de yavaş yavaş kaşıkla onu kızartırsınız Ayşegül Hanım. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi. Yağ dökeyim mi? Yağımız şurada Ayşegül Hanım. Tamam. Ama çok fazla yağ biliyorsun gerekmiyor. Sadece yarım su bardağı koyalım yeterli evet. olacak. Bu biraz fazla ama değişik kızartıyor. Biz tabii. biraz fazla yağ yapıyoruz. Evet çok fazla tabii. yağ şey yapmadı. Tamam. Bunu mücver gibi kızartıyorsun daha doğrusu tamam. öyle diyelim. Tamam. Şimdi şöyle yumurtamızı koyduk geniş bir kabımıza. Onu iyice bir çırpıyoruz. Onun peşinde hemen ne yapıyoruz? Şöyle yoğurdumuzu koyuyoruz. Yoğurdumuzda aynı şekilde şöyle bir çırpalım. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu şöyle yumurtamızla beraber. Bir de bunu biz şerbet yaptık ya. Pekmezle de güzel olur değil mi? Tabii pekmezle de güzel. Eğer evet. şerbet yoksa daha doğrusu yapamıyorsanız evinizde pekmez de varsa böyle üzerine gezdirirseniz harika oluyor. Evet şöyle karbonatımızı da içine ilave ettikten sonra şimdi yavaş yavaş şöyle unumuzu içine ilave ediyor sevgilicilerimiz. Ve 2 su bardağı kadar da unumuzu hemen içine ilave ettikten sonra şöyle iyice bir karıştıralım. Bunu güzelce bir çırpmamız gerekiyor tatlımız için, kaşık tatlımız için. Şöyle gördüğünüz gibi şu kenarlarında da unlar kalmayacak şekilde şöyle bir çırpıyoruz. Çok pratik, kolayca bir şekilde evde hazırlayabileceğiniz bir tatlımız sevgilicilerimiz. Evet ben de kepçe aldım elime. Dedim ki acaba sulu mu olacak diye. Yok. Biraz katı olacakmış. Yok, normal bunu bizim kaşıklarımızda, şöyle yemek kaşığımızda birer kaşık koyacağız. Ondan sonra çift taraflı çevireceğiz. Şöyle sevgilicilerim bir daha anlatalım malzememiz neler vardı. 3 adet yumurtamız vardı. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz vardı. Ve az bir şey bir çay kaşığı kadar da karbonatımızı içine ilave ettik. Bunları güzelce bir çırpıyoruz. Bunları çırptıktan sonra hemen ne yapıyoruz? 2 su bardağı kadar da hemen unumuzu içine ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde bütün malzememizi birbirine yedirdikten sonra şöyle tatlımızın hamuru şu anda hazır. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra şöyle ben Ayşegül Hanım'a doğru göndereyim. Yavaş yavaş bize kızarsın. Evet şurada verdik. Evet şimdi ne yapalım? İyice böyle yağımız kızsın, tavamız evet, ısınsın. Evet şu anda da ısınmış yağımız. Hemen alır almaz ne yapacağız? Şerbetimizin içerisine koyacağız. Tabii. Tamam harika. Şöyle bir deneyelim böyle çok az. Yağımız ısınmış. Evet ısınmış gerçekten. Evet. Şöyle bakalım bismillah diyelim. Çok harikasın. Çok fazla büyük olmayacak şekilde o şekilde ayarlamamız tamam. gerekiyor. Size şöyle. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerim hemen kızgın yağımıza ilave ediyoruz.
ver. Ve hemen şöyle bir çeviriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi altını zaten siz göreceksiniz sevgili canım. Biraz kızardıktan sonra hemen alıp şöyle çeviriyoruz. Evet. Kolay pratik bir tatlımız değil mi Ayşegül Hanım? Tabii çok pratik, çok da güzel. Gerçekten de fazla demek yağda gerek yokmuş. Evet, ben senin bahsettiğin tatlı bu demek kesinlikle ki. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Böyle gecenin bir yarısı hep böyle anlatıyorum ya böyle bu pratik tatları yapınca canımız çekti. Hemen kalkın yapın. Un, yumurta ve bir tatlı kaşığı da bir yemek daha doğrusu çay kaşığı da karbonat. Evet. Yeterli olacaktır. Evet. Harika. Şuna istersen şöyle normal bir tabağı alalım. Ondan sonra içine de atabiliriz. Atalım isterseniz. Ha, atalım ondan sonra tabaklara koyarız. Oo. Evet, şöyle. Biraz çünkü bekletmek lazım iyice çeksin tabii, diye. Tabii çeksin şerbeti. Devam ediyoruz. Evet şöyle kaşık tatlımızı görüyorsun sevgili izleyicilerimiz. Evet, ben yavaş yaparken usta siz isterseniz hem anlatın bir yandan da. Tabii bir daha. Tekrar anlatalım. Tabii. Şimdi nasıl yaptı bir daha anlatalım sevgili izleyicilerimize. Önce 3 adet yumurta. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu geniş bir kabın içine alıyoruz. Onu iyice bir çırpıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Onu çırptıktan sonra 1 çay kaşığı kadar karbonatımızı içine ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Hemen malzemelerimizi birbirine yedirdikten sonra yoğurt ve yumurtayı. Ondan sonra ne yapıyoruz? İçine 2 su bardağı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce bir şekilde onu da çırpmaya devam ediyoruz. Onu da pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen tavamıza 1 çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyuyoruz. Ve yağımızı koyduktan sonra onu güzelce bir şekilde ısındıktan sonra hemen hamurumuzdan birer kaşık alıp tavamıza koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hemen tavamıza koyduktan sonra gördüğünüz gibi altı kızardıktan sonra şöyle hemen çevirelim. Gördüğünüz gibi ve çevirdikten sonra da hazırlayıp soğuttuğumuz şerbetimizin içine ilave ediyoruz. Şöyle. Evet. Hemen içine atalım şöyle bunları. Biraz daha ısınsın. Şöyle. Kaşık tatlımızı görüyorsunuz sevgili. Hemen kolay pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Sizi kesinlikle yormayacak bir tatlımız gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. İsterseniz ben devam edeyim şöyle tavamıza. Siz devam edin Ayşegül Hanım. Ben şöyle kenara çekeyim. Hı hı. Evet. Şöyle kaşık tatlımızı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Önce hamurumuzu koyuyoruz. Biraz kızardıktan sonra şöyle maşamızla beraber şöyle çeviriyoruz. Evet. Evet. Evet, fazla masrafa gerek kalmadan yok, tatlı ihtiyacımızı da giderebileceğiz. Şöyle kaşık tatlımızı sevgilerimiz de pratik bir şekilde hazırlayabilirler. Yalnız ellerini yakmasınlar, dikkat etsinler. Evet. Sanırım ben biraz elimi yaktım usta. Sıçradım ya. Sesim çıkmıyor ama içim yanıyor. Sıçradım ya, ne oldu? Yağ sıçramadı, ben elimi tavaya değdirdim. Tamamen benim hatam. Aslında tava tenceremize alıştınız artık. Evet, tenceremize alıştık. Gerçekten doğru söylüyorsun usta. Böyle ben bazen var ya kendimi unutup robotu bile elliyorum yani böyle sıcak sıcak. Kolay ve pratik değil mi Ayşegül Hanım? Çok kolay, tatlımız çok pratik kesinlikle. Evet, şöyle kaşık tatlımız sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz kızartmaya devam ediyoruz. Şöyle kızarttığımız hamurlarımızı ne yapıyoruz? Şöyle evet, şerbetimizin içine ilave ediyoruz. Son bir iki tane kaldı. Ayşegül Hanım onları da şöyle versin hemen. 3 adet yumurta malzemesi çok basit, çok pratik. 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 çay kaşığı kadar karbonat ve 2 su bardağı dolu dolu unumuzu sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde bunları hepsini çırpıyoruz. Pürüzsüz bir şekilde de çırptıktan şöyle sonra hemen ne yapıyoruz? Tavamıza yağımızı koyuyoruz. Yağımızı koyduktan sonra kaşıklarla beraber ne yapıyoruz? Birer yemek kaşığımızla hemen kızgın yağımızın içine ilave ediyoruz. Altı biraz kızardıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen ters çeviriyoruz.
öbür yüzeyini de kızarttıktan sonra hazırlamış ve soğuttuğumuz şerbetimizin içine şöyle ilave ediyoruz. Şöyle yer açın usta. Evet, şöyle alalım bunları istesen. Evet, şöyle güzel bir şekilde hemen görüyorsunuz seviyicilerimiz. Şu anda evet, şöyle bir çevirelim bunları. Kaşık tatlımızı görüyorsunuz seviyicilerimiz. Hemen hazırlandı. Şerbetin içine şöyle koyalım. Şerbet olmadan yersin ama çok tatsız, tuzsuz olur yani böyle hani. Yani tabii. Tuzsuz olur, tatlı olmaz. Şerbet olmadan da istersen yiyebilirsin. Bunu ne yapacağız? Şöyle en az bir yarım saat, 40 dakikada şerbette bekletelim. Tabii ki. İyice çeksin. Çok da daha güzel olur. Hatta şerbetin soğuk olması daha da güzel bir tabii, verim almamızı sağlayacak. Tabii, biz zaten onu vurguladık sevgili izleyicilerimize. Şerbetlerini önceden hazırlasınlar. Ondan sonra güzelce bir şekilde şerbeti hemen hazırladıktan sonra ne yapıyorlar? Ondan sonra hamurlarını kızartıp soğumuş şerbetin içine ilave ediyoruz. Çok fazla kaşıkla karıştırmayacağız. Çünkü hamur olduğu için Ayşegül Hanım. Dağılmasın. Tamam. Şöyle bunları da koyalım. Evet. Şöyle son hamurumuzu da alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şöyle. Onları da içine ilave ettikten sonra ben şöyle tavamızı da kaldırayım. Oh, gayet güzel oldu şöyle. Bekletelim efendim biraz. Evet, onu nasıl kadar yapacağız? Şimdi Ayşegül Hanım, onunla ne yapalım biliyor musun? Şöyle sevgili izleyicilerimiz de geniş bir tane tava, tepsi alsınlar. Şöyle hemen içine ilave edelim. Yavaş yavaş düzeltelim. Şerbetini çeksin. Doğru söylüyorsun. Evet. Ve şöyle harika kaşık tatlımızı görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Ve ondan sonra şerbetin içine onu bekletiyoruz. İyice bir tatlımız şurubu çekene kadar. Evet, ellerinize sağlık usta. Çok güzel teşekkür oldu gerçekten. Hemen hazırladık. Çok pratik ve kolay bir şekilde. Evet. Sizler de ne yapacaksınız? Sevgili çocuklarınıza, ondan sonra böyle eşlerinize, böyle kendinize canınız tatlı çektiği zaman, krize girdiğiniz zaman tatlı krizine gidiyorsunuz. Değil mi? Evet. Krize girdiğiniz zaman hemen 2 dakikada kalkın, onu böyle çırpın, kızartın, hazırlayın, afiyetle yiyin. Şimdi tatlımızı da ben tekrardan şöyle tatlımızı da bir servis yapalım. 2 tanesini değil mi Ayşegül Hanım? Tamam. Şöyle izleyicilerimiz görsün diye. Şöyle tatlımızdan da şöyle alalım. Evet, gördüğünüz gibi sadece 2 tane alırsak yeterli olacak. Şöyle tatlımızı da servis tabağımızı alalım. Yanına ne yapabiliriz? Yanına biraz da süsleme de yapabiliriz. Yanına ne yakışır? Şöyle bakalım tezgahımızda. Şöyle çocuklarımıza 2 farklı renkte de sunabiliriz. Çocuklarımızın da daha güzel görünsün diye, daha hoş görünsün diye. Bir tanesine hafiften Hindistan cevizimizden atabiliriz. Bir tanesine de şöyle biraz alalım. Evet. Bir tanesine de şöyle pasta süsümüzden ilave edebilir seviyicilerimiz. Gördüğünüz gibi 2 farklı renkte de çocuklarımıza hazırlayıp yedirebiliriz. Siz ne yapabilirsiniz bunu? Güzelce bir şekilde üzerine Antep toz fıstıkla ilave edip çocuklarınıza o şekilde de verebilirsiniz. Kaymak da koyabilirsiniz. Tabii ki kaymak da olur. Tabii biraz artık kalori değeri yüksek olacak ama yapacak bir şey yok. Eğer lezzetine önem veriyorsak artık kalorisini düşünmeyeceğiz haliyle tabii ki. Buradayız tabii ki, gitmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Her gün sizlerle buluşmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben vedamı yapacağım artık. Gerçekten çok güzel yemekler oldu. Ustaya teşekkür ederim. Ellerine sağlık diyorum usta. Bu güzel yemekleri ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle beraber huzurlu sofralarda tüketin. Sağlık dolu günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle 2 pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.